Merhaba sevgili seyirciler. Moda TV 52 Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşamki çok özel bir konuğum var. Hem tiyatrocu hem sporcu, tiyatro eğitmeni ve amatör film uzmanı kendisi. Kendisiyle bu akşam birçok eğitmenliği, sporculuğu ve tiyatro eğitmenliği masaya yatıracağız. Okan Sadri Engin. Okan Sadri Engin, hoş geldin Okan hocam Sağ olun. programımıza. Teşekkür Okan ederim. Sadri Engin kimdir? Okan Sadri Engin'i tanıyabilir miyiz hocam? Şimdi tiyatro mesleğim benim tiyatro ve sinema üzerine. Tabii eğitimim de benim reklamcılık, halkla ilişkiler üzerine. Şu anda da hala sosyoloji bölümünün son sınıf öğrencisiyim. Yüksek lisans yapmak üzere bu eğitimi alıyorum. 8 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde tiyatro eğitmenliği yapıyorum. Yaratıcı drama eğitimi veriyorum. Ve yakın zamanda da film yapım kursu açılışı yapacağız. İyi bir katılım var. Yani bugünkü sohbetimiz spor ve sanat üzerine geniş bir konu olacak diye düşünüyorum. Evet Okan hocam, hoş geldiniz tekrar dedik. Biz bu akşam sizinle ilk önce spordan başlayalım. Bildiğim kadarıyla birçok spor dalında faaliyet gösterdiğiniz sporcu olarak Evet. tekvando, karate ve herhalde zannediyorum kickboksta da var. Siz bu yaptığınız spor dallarını ve spor dallarındaki ayrımları ve sporcu üzerindeki etkilerini bize anlatır mısınız? Şimdi benim hani dört branştan bahsedebilirim. Benim severek yaptığım ama bir branş var. Asıl branşım tekvando. Ben yıllardır tekvando yapan birisiyim. Karate danlarım var. Kickboksta, boksta. Benim lisanslı olduğum alanlar bunlar. Şimdi bunların ayrımından önce faydası genel olarak baktığımız zaman zaten hepimizin bir başlama sebebi vardır. Nedir başlama sebebi? Öncelikle sağlıklı yaşam, değil mi? Evet. Sağlıklı yaşam için ve eğer dövüş sporlarından bahsediyorsak bir açıdan da kendimizi savunabilmek, sevdiklerimizi savunabilmek içindir. Şimdi bu konuda en önemli ayrım yapmadan faydası budur diye düşünüyorum. Çünkü onlara ayrımına girdiğimiz zaman farklı bir konu konuşmamız gerekecek. Hani bunun federasyonuna falan girmek gerekecek. İşte tekniklerini ölçmek gerekecek. İsterseniz gireriz. Hocam Uzun gireceğiz tabii ki. soluklu Birçok olur. alana gireceğiz sizinle Direkt derin birlikte. sohbete Evet, boğmayalım diye yani düşünüyorum. birçok alana gireceğiz. Evet. Sizce iyi bir antrenör nasıl olmalı? Siz çünkü sporcusunuz. Evet. Mutlaka birçok antrenöre çalıştınız. İyi bir antrenör, sporcuya bu sporu sevdirebilecek bir antrenör nasıl olmalı hocam? Şimdi antrenörün kelime anlamına baktığımız zaman sosyolojik yapısında şu vardır. Baskın kişi anlamı taşır sosyolojide. Şimdi her ne kadar sizin de çocuğunuz var, bizim de çocuğumuz var. Ne yapıyor? Söz geçiremiyoruz. Ama dışarıdan birisi bu böyledir dediğinde ne yapıyor? İşte bak bak öğretmenim şunu demiş diyor. İşte bak işte Ahmet hocam bunu demiş diyor. İşte bu nedir? Baskın kişi anlamı taşır. Şimdi antrenör olarak baktığımız zaman en büyük handikapımız öğretmen olmadığımızdan kaynaklanır. Hani bizi hiçbir zaman öğretmen kefesine koymazlar antrenörler olarak. Ama baktığımız zaman etki eden bir kişidir. Antrenör antre ettiği kişiyi etki eden kişi anlamı taşır. İyi bir Evet. antrenör iyi bir baskın karaktere sahip olmak zorundadır. Buradan girebiliriz hocam. İyi bir antrenör nasıl olduğunda baskın olabiliyor mu? Baskın kişi kavramını iyi üstüne alabiliyor mu? Çünkü antrenörlük biraz fedakarlık isteyen bir şey. Şu mudur hocam? Yani antrenör yeri geldi sert, yeri geldi tatlı, yeri geldi anne, yeri geldi baba, yeri geldi kardeş. Ve anatomisinden tut da pedagojiye kadar bilen kişi olmalı mıdır? Şimdi antrenörlüğün belirli kıstasları vardır. Mesela çocuk eğitiminde aynı zamanda çocuk gelişimi de ekstradan okuduğum bir bölüm. Yine okuyorum onu da ben. Bazı doğru bildiğim yanlışlar da vardı. Orada da onları Allah'tan ki yani öğrenebiliyoruz. Şimdi anne baba da çocuklarıyla anne baba olmalı. Hani bazen derler ya arkadaş olmalıyız diye. Hayır. O belirli bir reddesi vardır onun. Anne annedir, baba babadır. Bazı kıstasları vardır. Ama antrenör dediğimiz zaman baskın kişi karakterinden anne baba olursa ödün verir. Şimdi iyi bir antrenör baskıcı mıdır?
Ya da ne bileyim sorduğunuz sorunun cevabı sert midir, tatlı mıdır? Bunları gelen sporcunun ne amaçla geldiğini, ne amaçla yetiştirildiğine bakmamız lazım. Şimdi iyi ayırmamız lazım. Şimdi sağlık için gelen var. Ben bu işte uzman olup müsabık olmak istiyorum diyen var. Ben bu işte sadece işte dostlarım için geliyorum. Hani ter atayım diye geliyorum da diyen var. Şimdi bunların hepsine ayrı şeyler, ayrı standartlar oluşturmak lazım. Çünkü Kesinlikle hocam. spor herkese eşit verilemez. Herkesin ayrı ayrı bir anatomisi vardır, psikolojik yapısı vardır. Şimdi iyi bir antrenör bunları öncelikle bir süzgeçten geçirir. Kimi neye göre verecek? Hani ben neye göre onu yetiştireyim? Hedefleri neler? Ben antrenör olarak doğru eğitimi spor yapmak isteyene versin. Nedir mesela? İşte ben ter atmak istiyorum diyorsa sağlık açısından gereken belirli standartlar vardır, onu verir. Ama ben burada müsabık olacak çocuğu ayrı tutmak zorundayım. Müsabıklık yapacağım, ben bu işte uzmanlaşacağım, hatta olimpiyata gideceğim diyen birisi varsa orada dur demek lazım. Antrenörün orada başka bir kişiliği girer devreye. Antrenörün onu yönlendirmesine ihtiyaç vardır. İşte burada antrenörün vasfı ortaya çıkar. Tecrübesi ortaya çıkar. İşte burada da velinin de cehaletiyle karşı karşıya kalıyoruz ki. Çünkü veli çocuğunu spora veriyor. İşte şampiyon olsun diyor ama işte burada en büyük sıkıntı antrenörün yeterliliğinin çözebilecek kapasitede olmuyor. Çünkü bu işten uzak kalmış zamanında ki Evet. bu işe girdikten sonra o çocuk bazı yıllarını kaybettikten sonra o sporcu ne oluyor? Ya diyor şu hatayı yapmışım psikolojisine düşüyor. Yani iyi bir antrenörün elinde daha iyi altın daha fazla işleniyor. Böyle bir bakmak lazım Evet sevgili antrenöre. hocam. Bu arada Facebook üzerinden yayınımız devam ediyor. Bize Okan hocama bana sorular olan arkadaşlarımız varsa uzak doğu sporları üzerine ve ileride biraz sonra konuşacağımız tiyatro eğitmenliği ve eğitimi üzerine sorularınızı alabiliriz. Bu arada anne ve babanın antrenörün kalitesi, özellikle antrenörün kalitesi dediniz ya hocam. Şimdi ilimizde veya ülkemizde bir sürü spor salonları var, bir sürü federasyonlar var. Olimpik federasyonlar var. Ondan sonra olimpik olmayan federasyonlar var. Bir de şöyle bir moda çıktı son zamanlarda. Yarı olimpik. Spor öyküsünde yarı olimpik diye bir şey yoktur benim bildiğim. Ya olimpiktir ya gençlik Değil. spora bağlıdır değildir. Ya da hiçbir federasyona bağlı, Gençlik Spor Bakanlığı'na, Genel Müdürlüğü'ne bağlı değildir. Dernek federasyonları var. Bizim asıl sıkıntılarımız ve karın ağrımız burada başlıyor. Yani emekler nereye gidiyor? Bu kadar olimpik sporda yıllarını vermiş hocalarımız, arkadaşlarımız neler yapıyor ve bunun karşılığında hiç hayatında spor yapmamış insanlar birden çıkıyor ve biraz önce dediğiniz gibi yüksek danlarla ben hocayım diyor. Siz ilk önce şunu sormak istiyorum. Dernek federasyonunun yaptığı faaliyetlere nasıl bakıyorsunuz ve bu federasyonlarla Olimpik federasyonları kıyasladığınızda aradaki bir sporcu olarak aradaki ne fark görüyorsunuz? Şimdi bunları birazcık açmak gerekiyor. Öncelikle buradan mesaj vermek gerekirse kurumsalın dışına çıkmayın derim. Her açıdan. Yani Yani bir aileye çocuğunuzu spora yazdırdığınız zaman nelere dikkat etmesine, madem bunu söylediniz, evet. kurumsal olmasına, bunu da açarsanız Şimdi hocam onu çok memnun açalım. oluruz. Şimdi bakanlığın, federasyonla kabul etmediği hiçbir federasyon resmi değildir. Bunu öncelikle bilmemiz gerekir. Gençlik Spor Bakanlığı'nın bünyesindeki federasyonlar lisans vermeye yetkilidir. Bu lisans nedir? Aslında bu lisans senin spor bu araç ehliyeti gibidir. Ne olur? Bunun sağlık raporu vardır, bir geçmişi vardır ki lisansı alan kişi benim çocuğumun ehliyeti var demektir ve ne olur? Bu lisansla kendini artık bir sporcu adayı haline getirir. Ve lisans olmadığınız zaman, lisans çıkmayan branşlarda da bu birazcık üstün körü bir şeydir. Hani kontrolü ne derler ona? Hani gözetimden uzak demektir. Çünkü lisans bir sporcunun devlete kayıtlı halidir. Ama dernek federasyonlarında lisans var mıdır? Yoktur.
Değil mi? Veya aldıkları eğitmenlik belgelerinin veya danlığının bir geçerliliği var mıdır? Geçerliliği olmaz. Nerede olacak? Devletin kabul etmediği bir federasyon resmi belgenin geçerliliği ancak senin dostlar arasında bunu yaptım anlamı taşır. Şimdi bu da büyük bir şeydir. Yani bu da ciddi anlamda büyük bir zaaftır. Çünkü antrenörün kayıtsız olması, sporcunun kayıtsız olması burada başka sorunlar da olur. Hocam, Spor Genel Müdürlüğü Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında bir protokol imzalandı ve bu protokol artık resmileşti ve resmi gazetede yayınlandı biliyorsunuz. Spor yapan lisanslı sporculara ve okul sporlarında veya bölge veya Türkiye şampiyonlarında milli sporculara okullarında ekstra puanlar veriliyor. Evet. Yani ve bu resmi olan kulüplerde ve bu tür spor faaliyetlerine bulunan sporcular da o gün antrenmanı varsa okula gidemediyse yok yazılmıyorlar. Böyle bir sistem şu anda gündemde. Şimdi dernek federasyonlardan bahsederken hocam, biz olimpik bir sporlar var. İşte tekvando var, karate var, judo var, güreş var gibi bu spora yönelen arkadaşlarımız. En azından milli eğitimde okuduğu zaman hayatında gelecek altını arıyorlar. Ödedikleri paranın da karşılığını bu şekilde alıyorlar. Antrenörlüğe geçmek istiyorum. Yani şimdi ben bir karate antrenörüyüm. Karate'de biz karate antrenörlük seminerlerine, kurslarına gittiğimiz zaman ödediğimiz paralar 300 lira. Bilemedin 400 lira ama bir bakıyorum öbür tarafta hiçbir resmiyet olmayan bir federasyon 2000 lira, 2500 lira paralar alıyorlar. Kontrolsüzlükten ve bunun hiçbir belgesi yok. Yani hiçbir makbuz yok. Bu aynı zamanda da bir vergi kaçakçılığı mıdır? Şimdi vergi kaçakçılığı olayına başka açıdan bakmak lazım. Sonuçta hani benim dediğim aldıklarının kontrol... çünkü vergisini devlete ödenmiyor neticede. Şimdi işte dernek olarak baktığımız zaman derneklerin zaten %99.9'u diyorum falsolu. Çünkü insan iş yapabilmek için vergi ödememek için eğer şartlar şeyse dernek kurup da bunu bir şekilde devlete ödemeden yapabiliyor. Hani bu benim uzman olduğum bir konu değil ama derneğin ne amaçla kurulduğu da çoğunlukla belli. Ya bakanlık desteklerinden proje alabilmek amaçlı. İki, ya vergiyi ne koy? Yani vergi ödemeye gerek yok ki. Ben zaten aynı parayı dernek üzerinden vergi ödemeden de alıyorum stratejisi de kurulabilen dernekler var. Yani çoğunluk bunlardan oluyor daha doğrusu. Şimdi konuya baktığımız zaman bu işin vergisi var mıdır yok mudur o onun kendi bileceği iş. Ama dediğim gibi vergiden kaçmak için kurulan STK'lar da var. Hani ticaret yapmak amaçlı ki zaten hizmet için kurulan STK'lar da var. Spor salonları şöyle zaten hani hiçbir öğrencinin aidatı falan ve yani şey ve devlete geçmez onların aslında birçok şeylerin. Hani ama mecburen de STK olarak kuruyorsun spor kulüplerini çünkü STK olarak geçiyor. Hani burada daha çok birazcık nasıl derler ona denetim mi derler? Denetimden uzak bir yapıdan bahsediyoruz. Hele böyle küçük şehirlerde hani hatır gönülle dönebilen şeyler olabildiğini. Hani insanın aslında dernekçiliği kasmadığından hani devletimizin dernekçiliği aslında biraz el atmadığından kaynaklanır diye düşünüyoruz. Çünkü neden? Şundan dolayı el attıkları zaman çoğu kişi şu anda mahkeme önünde hesap vermesi gerekir. Sehven diye bir şey var biliyorsunuz. Yani evet. Herkes işine gelen sehven. sehven. Yani nesi sehven? Şimdi hata yapmışsın bunun aldığın bir liranın bedelini ödemek zorundasın. Yani şu derneklere dernek damızı bir el atsa şu anda bir sürü soruşturma geçirmesi gereken dernek var. Yani bu da onların dediğim gibi bildiğim yok ama şöyle bir şey var. STK'ların içinde olduğumuz için siz de ben de neler olduğunu çok iyi biliyoruz. O yüzden de hani bu konuya bu açıdan bakmak gerekir. Vergi kaçakçılığı mıdır? O da devlet varsa bu konuda el atması gereken bir konudur ki el atılması gereken de bir konu. Okan Sadrengin. Bir bey, işte babasınız. Sizin de çocuklarınız var. Evet, siz çocuğunuzu bir spor dalına yönlendireceğiniz zaman, bir spor salonuna götüreceğiniz zaman, özel spor salonuna evet. Nelere dikkat edersiniz? Çocuğunuzun hakkı kaybolmaması için ve buradan bizi izleyenlere de nasıl bir yol izleyeceklerini anlatabilir misiniz hocam? Şimdi öncelikle salonun bazı kriterleri vardır. Isıtma sisteminden hijyenine kadar. Her bir yani çocuğumu vereceksem ne yaparım? Öncelikle hijyen kurallarına dikkat etmesini isterim. İki,
ısıtma sistemi, kışın serinletme sistemi, yani bodrum katlarında salon var, ışık. Yani sağlıklı, önceki sağlık ortamına bir bakmam lazım. Ve resmiyetine En bakalım önemlisi diyorsunuz. o. Sağlıklı bir ortamsa ikinci aşama, hani resmiyetine nasıl bakarsın? Şimdi spor kulübü sana, her spor kulübü lisans da verir, şunu da verir, bunu da verir. Onun içerisinde ben antrenörün tecrübesine bakarım. Benim çocuğuma ne verecek? Yani benim çocuğum ileride şampiyon olmak istiyorsa bunu karşılayabilecek bir tecrübesi var mı? Yani ben şimdi Ahmet Hoca'yı seviyorum ama o kapasiteyi görmüyorsam, daha o tecrübeli birisi varsa Ahmet Hocamla dostluğum devam etmeli. O da kendi açını kapatmalı ki, yani branşı olmayan bir şeyi ben çocuğumu oraya göndermem lazım. Hani mantık budur. Birazcık profesyonel olmak gerekir. Hocam kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Bizim bireysel sporlarda Ha, bunu ben ve biliyorum ama Uzak bilmeyen Doğu veli açısından sporlarında bakmamız biz lazım. buradan velilerimize seslenelim. Kesinlikle salonun resmiyeti var mıdır? Antrenör, Gençlik Spor Bakanlığı, federasyonun antrenörü müdür? Bunlara çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü kuşak sınavları yapılıyor. Bizim branşlardan bahsedelim, Uzak Doğu sporlarından. Kuşak sınavları yapılıyor ve bu sınavlar karşılığında belli bir ücret ödüyorsunuz. Sonra bir zaman sonra çocuk sporu bırakıyor, başka bir yerde başlayacak, gidiyor. Eyvah, kuşaklar yok. Hiçbir hak talep edemiyorsunuz. Ve bu sınavlarınızı mutlaka bir video ile olur, bir hocanın yazılı kağıdı olur, belge haline getirin ve her sınavdan sonra hocanızdan federasyona onay belgesi isteyin derim. Çünkü haklarınız, gerçekten biz çok karşılaşıyoruz. Haklarınız yeniyor, çocukların emekleri çalınıyor ve biz vicdan azabı duyuyoruz. Evet sevgili hocam, sporculukta öne o kadar çok konuşulacak şeyler var ki. Çünkü bir toplulukta mutlaka iyiler de kötüler de oluyor. Bir de bu sporculuğu kötü yönde kullanan, alet eden sporcular, antrenörler mutlaka çıkacaktır, vardır ama biz iyilere bakmamız lazım. Onun için sizin asıl uzmanlık alanınıza gelmek istiyoruz. Okan Sadri Engin, benim bildiğim kadarıyla 19 ilçede uyuşturucuyla mücadele kapsamında Yaşamı Seç adlı bir tiyatro sergiledi. Bunu da Ordu Valiliği ile birlikte sergilediniz. Hatta bir bölümünü ben izlemek de nasip oldu. Çok da keyif aldım. Ve bundan sonra siz sinemaya da, dizilerde de oynadınız, sinemaya da el attınız. Ve şu an size ilk önce o uyuşturucuyla mücadele kapsamında sporla uyuşturucuya bağdaştıracağım biraz olayı. Onun için soruyorum. Bu tiyatro fikri Yaşamayı Seç adlıydı. Yanılıyorsam siz düzeltin, Evet, doğru evet muydu? yaşamayı seçtim. Evet, Yaşamayı Seç. Ben çok keyif aldım. Yeşilay'ın 2014 yılındaki sloganıyla yola çıkmıştık. Evet, Ordu Valiliği ile ortaklaşa yaptığınız bir projeydi ve 19 ilçede sergilediniz. Bu şey nereden çıktı ve nasıl yolu izlediniz? Bundan dolayı bir size tepkiler nasıldı? Olumlu yönde, olumsuz yönde bahseder misiniz hocam? Şimdi öncelikle hani askıda kalmasın o zaman. Hani seyircilerimize şunu da söyleyelim. Şimdi ben Hadiçaman Yeditepe tiyatro oyuncularının arasındaydım. 2015-2016 yılları arasında. Sonra İstanbul'daki bir tiyatro döneminden bahsediyoruz. Şehir tiyatrolarından eğitim aldım. Birçok özel tiyatroda asistanlık, yönetmen yardımcılığı, oyunculuk, çocuk tiyatrolarında da bulundum. Bunun yanı sıra da 2006 ve 2012 yılları arasında tiyatronun dışında dizi filmlerde oyuncu olmaya başladım. Şöyle bir şeyimiz vardı. Yani mecburen para kazanmamız gerekiyordu. Şimdi tiyatrodan da fazla para kazanamıyorduk. Zaten hepimizin en büyük sıkıntısı odur. Ve biz oyunculuğa Pardon. başladık. İşte kast ajanslarıyla çalıştık. İşte yapım firmalarıyla çevremiz oluşmaya başladı. Ve 2009 yılında ben kendim Taksim'de 90 kişilik oda tiyatromu ve aynı zamanda Trendim Ajansı kurdum. Orada bir bayan ortağımız vardı. Kast ajanslı da yapmaya başladım ve profesyonel anlamda sinemaya girmiş, bu sektöre girmiş oldum. 2009'da bir kriz dönemi yaşadı. Özellikle prodüksiyonların vurduğu bir kriz döneminden bahsediyoruz. Bunu her programda da anlatıyorum. O kriz dönemi bugün beni buraya getirdi. 2009'da prodüksiyonları vuran, o dönemi hatırlayan prodüktörler bilirler. Doktorlar dizisinin bitmesine bile sebep olan bir, ben o sette yıllarca çalıştım, doktorların setinde.
Ve fabrika gibi işleyen bir yerin devam etmesi için oyuncuların fiyatlarının yarıya indirilmesi önerildi. Birçok sette öyleydi. Kabul edenler etti, etmeyenler ikinci sınıf oyuncularla değiştirildi ki tam o dönemde doktorlardan bahsediyorum göz önünde herkes bildiği için. Tam o yılda da bütün oyuncular, başrol oyuncuları değişti farkındaysanız. İzleyenler evet. Çok iyi bilir. Ve Yemekteyiz gibi prodüksiyonsuz programlar ortaya çıkmaya başladı. Ve benim tam da kast ajansı kurduğum döneme denk gelmişti. Prodüksiyonların bittiği dönem. E tabii beni bu sıkıntıya sokmaya başladığında da dedim ki artık İstanbul hayali yavaş yavaş bitiyor. Dizilere, sinemaya, her şeye elveda. Veda ediyoruz. Geçtim. Turizme geçtim. 2010 yılında, 2011 yılında turizmde Antalya'da, Manavgat'ta 2013 yılına kadar bir kafa dinledim. Bir ne derler ona bir bu toparlanma dönemi derken akraba, eş, dost, işte 5 yıldızlı otellerde animasyon derken oyun salonları, işletmeciliği falan. Bunların hazırlığını yaptım ama. Ben ne yaparım dedim. Tiyatro alanında bir çalışma. 5 yıllık, 10 yıllık planlar gerçekleştirdim. O dönemde öğrenmiştim yani bir projelendirme kursuna katılmıştım. Kendi hayatımın da 5 yıllık, 10 yıllık planları olmalı dedim. Ve tam da 10. yılda da sinema filmimi çektim yani. Öyle düşünelim. İlk 5 yıllık süreçte tiyatro bölümlerini planlamıştım. 2013 yılında geldiğim zaman burada valilikle beraber bu çalışmaları Yeşilay'ın temsilciliğini kurarak başladık. Evet. Yeşilay'ın temsilciliğini 2013 yılında kurduğumuzda güzel faaliyetlerimiz olmuş ki Yeşilay'ın bir genel kapsamda bir örgütlenme çalışmaları vardı. Uluslararası çalışmaları varken bir yandan da Türkiye'de 81 ilde örgütlenme ve şubeleşme çalışmalarına girdi. 2014 yılında Yeşilay kurulduğunda yine kurucuları arasında yer aldım. Ve Ordu'daki Yeşilay değil mi bu? Ordu Yeşilay, evet. Ali Bey'le, Ali Ayyıldız, üroloji uzmanı Ali Ayyıldız Bey'le burada kuruluşunu yaptık. Ama 2015 yılına girdiğimiz zaman Yeşilay'ı şöyle bir tehlike bekledi. Şimdi bu projelerimizle öncesinde bayağı bir sıkıntı oldu nasıl başladığımız döneminde. Gençlik Spor Bakanlığı'nın proje destekleri kapsamında bir çalışmaya giriyorduk. Biz tiyatroyu da onun içerisine koyduk. Yürüyen bir proje vardı ve Yeşilay'ın da 2014-2015 yılından sonra bir toplu ayrılma dönemi, istifa dönemine girdikleri zaman bizim proje tehlikeye girmeye başladı. Şimdi ne oldu? 2015 yılında biz Yeşilay'ın asıl tepesindeki olan kişilerde bir araya geldik, insanları toparladık. Ondan sonra tiyatro hayatı başladı. Neden? O devam eden maddeye sarılma, hayata sarıl projesi kapsamındaki çalışmaları yürütmeye devam ettik. Yoksa orada bitiyordu, şube kapanıyordu. O dereceye gelmiştik. Ondan sonra 19 ilçeyi defalarca gezdik. Onun yanı sıra konferanslar verdik. Tiyatro çalışmaları bu şekilde devam etti ve bugün 3 sene boyunca oynadık oyunu. Sadece o dönemde oynamadık. 17 bin izleyiciye ulaşmış, gence ulaşmış Ordu tarihindeki tek oyundur. 17 bin izleyiciye ulaşmış oyun. Geri dönüklerimiz çok iyi. Bu çok güzel bir rakam hocam. 17 bin. Çok ciddi bir rakam. O zamana göre çok müthiş bir rakam. Çok ciddi bir rakam. Sonra insanlardan geri dönüşler almaya başladık. Hani etkileyici bir oyundu, şuydu derken dedim yaşamayı seç performansı güzel. İnsanlara ulaşmalı dedim. Daha işte 2 ay önce kitabım piyasaya çıktı. Yaşamayı Seç tiyatro oyunlarını Genius yayınlarından piyasaya sundum. Ve şu anda Türkiye'nin her tarafında tiyatro oyunlarım kitap halinde yazılıyor. Yani sporculuk, tiyatro, mesleğin yazarlık, tiyatro ve sinema. Sinema. Evet. Maşallah 10 parmağınızda 10 marifet para hocam. Para kazandığım iş yok. Şöyle hocam, konu uyuşturucu dedik, madde bağımlıları evet. dedik. Sporla bağdaştırmak için. Evet. Çocukları uyuşturucudan ve maddeden, alkolden, sigaradan uzak tutmanın yolları sadece spor değil bana göre. Bu sizin yaptığınız önceki tiyatroda, diğer müzikle, işte tiyatroyla, müzikle iç içe çalışan çocuklar da bir noktada bu zamanı oraya harcadığı için bu sokaktan uzak kalıyorlar. Siz spordaki uyuşturucuyla sporu yan yana koyarsak, spor yapan çocukların uyuşturucuya kayma yönünü ne kadar ne derecede hoş buluyorsunuz? Yani bunun, nasıl oluyor? Yani bunun aslında kriteri yok diyebiliriz. Şundan dolayı. Çünkü sen spor yaptırıyorsun. Çalıştırıyorsun. Spor bazı şeylerde tiksindirme duygusu oluşturuyor.
Onu biliyoruz. Yani sigara içemiyorsun, alkol kullanamıyorsun. Ama şuna bakmamız lazım. Sporun etkisinden öte öncelikle gence, aileden hayır kelimesini, cümlesini öğretmek lazım. Hayır demeyi öğretmek lazım. Evet. Hayır diyemeyen... ilk okul diyelim. Aynen ilk öyle. Aile okulu burası. Aynen evet. Öyle. Eğer birisi hayır, sen bana zarar verecek bir alışkanlık öneriyorsun diyemiyorsa arkadaşına, istersen iyi bir sporcu olsun. Çünkü ne sporcular var konferanslarda çıkardığımızda, ya bu maddenin, işte tütün kullanmış sporcuların hayat hikayelerini anlattırıyoruz çocuklara. Aslında spor ya da sanat bir kriter değil. Öncelikle hayır kelimesini öncelikle o çocuklara öğretmemiz lazım. Evet. Eğer ben Ahmet hocam, işte bana bunu veriyorsun, hayır ben bunu, bana kötülük yapıyorsun diyemiyorsam, işte o zaman ne yaparsan yap, bu çocuk bir şekilde buna başlama ihtimali yüksek. Yani şu özgüvenini kazandırmak lazım. Sporda özgüvenini kazandıran bir şey olduğu için bu hayır kelimesini destekleyen bir şey anlamında bakmak lazım. Evet. Sanat da öyle, spor da öyle. Aslında hayır kelimesini kullanacak nesiller yetiştirir sporda sanat. İşte bunu bu şekilde vermedikleri için gençlere, bu yüzden bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Hani bir şeye başlarken temelini sağlam vermek lazım. İşte bağımlı olmasını istemiyorsak bir gence ilk vereceğimiz şey hayır demeyi öğreteceğiz. Bu kadar basit. Şimdi hocam sporda olduğu gibi neticede tiyatroda ve bu sinema sektöründe de bazı olumsuzluklar oluyor. Yani hiç bu işi bilmeyen arkadaşlarımız çıkıyorlar. İşte nasıl spor salonu açıyorlarsa, nasıl hiç spor yapmamış insanlara dan veya eğitmenlik belgeleri veriyorlarsa, sizin sektörde de bu şekilde şeylerle karşılaşılıyor ve filmler çekilmeye, diziler çekilmeye başlıyor. YouTube kanalları bu sosyal medyanın da bu kadar yaygın olması dönemiyle yani bakıyorsun küfürlerin havada uçuştuğu, aile yapısının yok olduğu, küçük küçük böyle fragman diziler çekiliyor. Buna nasıl bakıyorsunuz? Bunun eğitmenliği nasıl olmalı? Evet. Bu işin yazarlığı, ışık seti, kameramanı, yani senaryosu, senaristi, bu iş bu kadar kolay mıdır sizce? Ve siz bu işi yapan arkadaşlara buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Şimdi insanlar kamerayı eline aldıkları zaman bir şeyleri çekmesini biz tavsiye ederiz. Çünkü çektikçe, yaşadıkça, uyguladıkça insanlar bir şeyler öğrenecekler. Ha, bunda hemfikiriz. Ama şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Evet, YouTube dediğimiz, mesela sizin bahsettiğiniz platformlar, YouTube platformlarında daha çok oluyor bu çalışmalar. Şimdi insanların yapma özgürlüğü olduğu kadar hani şey de var. Hani bizim de seçme özgürlüğümüz var. Şimdi izleme noktasında bakıyorum olaya. Şimdi internet camiası bizim ulaşılmamış bir nokta. Devlet bile oraya biliyorsunuz ulaşmakta çok zorlanıyor. Çünkü kaynayan bir kazan orası. Bizim şöyle bir şey. İnsanların çekme özgürlüğü var. Kamerasına kimsenin şey koyamazsınız ya da fotoğraf makinesine. Bizim de talep edip izlememe özgürlüğümüz var. Onu bir ayıralım bir kenara. Ama şimdi eğer bu işi art niyetli bir şekilde yapıyorsanız, İşte ne bileyim bu işten anlamayıp da bu işten uzmanım diye ortaya çıkıyorsanız ve insanların hayalleriyle oynuyorsanız orada devreye girmek zorunda. Yani bu işi yapan sektör temsilcileri. Sektör temsilcileri evet. Şundan dolayı şimdi bir film yapabilirsin. Bir işte içerik çekebilirsin. Sorun değil. Hani biz onu daha çok sinema filmi olarak sorduğunuz için film çekimiyle ilgili ondan bakalım. Tamam, bir film çekmende bir mahsur yok. Öncelikle bunu çekerken finansmanın var mı? İki, yönetmenin var mı? Set ekibin var mı? Catering ekibin var mı? Oradaki her ihtimale karşı set kurabilecek kapasiteyi sağlamışken orada iş güvenliğin var mı? Bir buna bakacaksın. Hadi diyelim öğrenci filmleri çekiyorsan başka bir şey. Hani onun arkasında üniversite var, şu var, bu var. Festival filmlerinde. Yani. Bazı şeyler var. Hani bazı şeyler olabilir ama sen şimdi ortaya çıkıp insanların hayallerinle oynuyorsan, vaat ediyorsan burada
aynı zamanda adli bir vaka da var. Şimdi hocam hem adli vaka var hem de şöyle bir şey var. Şimdi biz bölge olarak Karadeniz bölgesinde yaşıyoruz. Ve bizim bölgemiz genelde tutucu, bizim tutucu bölgedir. İnsanlar birbirlerini seven, tutan ve saygılı bir bölgedir. Biz öyle biliriz. En azından kendimizi öyle biliyoruz. Birazcık onu aştık gibi geliyor. Biraz ama, aştık gibi. Birazcık ama yine de var, çok aşmadık. Yine de çok fazla geldiği değil. Zaman misafirperverliğini gösteren, evet, saygılı, böyle sokak ortasında çok fazla hakari, ağzı bozuk kelimeler kullanmayan bir çok milletiz. Çok kozmopolit biriniz, o yüzden. Evet, yani netice itibariyle ama bunu görüyoruz. Biz mesela aşiret filmleri çekiliyor bazı arkadaşlar tarafından. İşte Karadeniz bölgesinde ben aşiret yaşadığını görmedim. Sizin böyle, siz sanarız ve film sektörünün içindesiniz. Siz yani böyle şöyle bir şey var. Hani ben bir film çekildiğini biliyorum ama içeriğini bilmiyorum. Ama baktığımız zaman eğer Karadeniz'de aşiret var deniyorsa, aşiret yok. Çünkü bizim Karadeniz'de aşiret diye bir yapı yok. Hani konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi alırsam ama o konuda konuşabilirim. Hani ne çeker, kimler çeker bilmiyorum. Hani burada şeye bakarım. Mesaj verdiğimiz zaman hani karşı tarafa nasıl söyleyeyim? Eğer, çünkü çok fazla yönetmen biliyorum. Yani İstanbul'da da yaşadığım şeyler. Adam sette, İki dizinin setinde ışıkçı olmuş, ışık tutmuş. İkinci ışıkta. Bir bakıyorsun, Ordu'ya geliyor, Fas'a geliyor, işte geliyor, Samsun'a gidiyor, oraya gidiyor, İç Anadolu'ya gidiyor, belediyelerle görüşüyor, kafasına göre bir ekip kuruyor. Hani her yerde var, Türkiye'nin her tarafında var insanlar. Yönetmenim diyor, iki tane afiş yaptırıyor, üç tane ünlü oyuncunun kafasını koyuyor. Bunlar yapılıyor. Üç tane ünlü oyuncunun daha oyuncunun haberi yok. Gidiyor belediye başkanlığına, yiyor, içiyor, yatıyor, kalkıyor. Film çekeceğim diyor ama ortada film yok, senaryo yok. Evet hocam. Ya bunlar hep yaşadık, biliyor musunuz? Evet. Yaşadık, hatta üçkağıtçı birkaç yönetmenle de çalıştım ben. Tabii sektörün, İstanbul'da her sektörün yani, içinde maalesef yani, ki çıkıyor biraz önce yani, bahsettiğimiz gibi. Diyorum ki, bakıyorum hocam diyorum, yani bu oyuncularla görüşülmedi ki. Ya olsun, ne olacak, para alacağız. Yani. Evet hocam, Yakup Şahin hayırlı akşamlar demiş. Alev Yiğit Yılmaz, iyi yayınlar. Okan hocamızın dövüş sahnelerinde nasıl yapıyorlar? Başına gelen olumsuz bir şey yaşamış mıdır, sorabilir misiniz demiş. Biz de size çok soruyoruz hocam. Olumsuz şeyler, yani olumsuz. Çok kaza yaşadık ama ya. Çok kaza yaşadık. O da bizim hani kendi şeyimizden olsun. Hani düşük bütçeli filmler çektiğimiz için çok kazalar yaşanıyor. Yani bazı sahnelerde hani gerçek bıçak kullanan arkadaşlarımız da oldu. Hani ben de biraz tahsis ettim ama küçük kazalar yaşandı. Allah korusun. Yani o bizim hatamız. Onu kabul ediyoruz. Mesela kızımız o intihar sahnesinde ciddi anlamda aşağı düşme tehlikesi yaşadı. Mesela atlama zıplama sahnelerimiz çoktu. Ben çok defa bacağım kırılacak, kolum kırılacak duruma geldim. Yani yine dövüşen Serhat arkadaşımız riskler yaşadı. Hani aksiyon çekiyoruz. Hani güvenlik tedbirlerimizi de aldık ama ne kadar alabilirsin? Tabii daha düşük bütçeli. İşte bunlardan bahsediyorum. Hani çekerken iş güvenliği de çok önemli. Kesinlikle. Zorlu sahneler. Yani zorlu, biz en üst tepeden başladık. Ne dedik? Hani en zorundan başlayalım. Çıtayı yukarı taşıyalım. İnsanlar o çıtaya ulaşmaya çalışsın dedik. Ama yani o insanlar o çıtayı oraya taşımak niyetinde değiller. Çünkü o iş zor. Ben o işi 2,5 yılda çektim. Yani kaç dakikalık bir filmdi hocam bu? 140 dakika. Hocam 140 dakikalık bir filmi 2,5 yılda çekiyorsunuz. Ama maalesef görüyoruz yarım saatlik bir diziyi 2 saatte çekiliyor. Öyle i̇şte bunun yani, montaj insanlara... ben biliyorum, hatta montaj için özel bir arkadaşınızı davet ettiniz. Ona yaptırdınız. Yapamadı. Yapamadı. Oldu. Bir şeyler oldu. Bir sürü sıkıntılar yaşadınız. Kendim yaptım. Kolay olmadığını oradan biliyoruz. Hocam son zamanlarda Halk Eğitim Müdürlükleri, bizim Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı o Halk Eğitim gelecektim. Müdürlükleri, evet, ne yaptı? İşte sinema
eğitmenleri mi diyoruz, ne diyoruz buna? Şimdi onun da onlarla ilgili kurslar başlattılar. Başlatmadılar ve henüz. Onun öncülüğünü ben yapıyorum şu yani anda. Netice itibariyle sistemde var. Bu başlatıldı demektir sisteme şimdi girdiği anda. Şey, ayrıyeten tiyatro zaten halk eğitimin yıllarca vardı. Siz de Altın Ordu Halk Eğitim'de yıllarca halk eğitim usta öğreticiliği yaptınız. 8 yıl halk eğitim usta öğreticiliği yaptınız. Şimdi de en kısa zamanda sinema İşte film yapım kursu. Film yapım kursu. Evet, adı şimdi siz bahsettiniz. Film yapım kursu başlayacak ve burada da yine siz usta öğretici olarak görev alacaksınız. Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Şimdi inşallah hayırlısıyla ilk açılışı işte 2013 yılında Ordu Üniversitesi'ndeki bir hocayla, 2012 yılında Ordu Üniversitesi'nden bir hocamızla, aslında daha öncesinde tiyatro eğitimlerini halk eğitimde başlattık. Yine bizim öncülüğümüzü Yeşilay Başkanımız yine Cengiz Keskin'le beraber yaptığımız dönem. Buradan Hoca Cengiz Hocamıza da selam söyleyelim. Selamlar söyleyelim, evet. Hakan Hocamız vardır üniversitede. İlk tiyatroyu 2012 yılında o modülü bir şekilde halk eğitimde başlattık. Bundan 9 sene önce daha doğrusu. Belki 10 sene de olmuştu. 2012'den bahsediyoruz. Benim turizmden döndüğüm dönemlerde. Sonra 2013 yılından sonra ben ilk pilot okul olarak Yeşilyurt İlkokulu'nda okullarda tiyatro başlattım. Küçüklere. Hani yetişkinlere değil de küçüklükten başlatalım dedim. O gün bugündür 2013 yılında ilk başlattığım tiyatro bugün birçok kişi ekmek kapısı oldu. Ve bunlar tiyatro kursları açıyorlar. Evet, çok ve da güzel oradan oluyor. Halk eğitimden ekmeklerini kazanıyorlar. Ve halk eğitimlere gelip diplomalarıyla artık okullar öğrendi. Okullarda tiyatro çalışmaları, edebiyat öğretmenleri yaptırıyordu. Şimdi halk eğitimden gelen öğretmen onlara belge de verebiliyor. Milli eğitim onaylı. Evet. Aslında belge alıyor çocuklar. Normalde bu temel oyunculuk eğitimlerinin ücretleri 3-5 bin liradan başlar, 20 bin liraya kadar gider. Şimdi işin kalitesine özelde. Evet, ve bunu özelde. Devlet olarak biz orduya kazandırdık bunu açıkçası. Yani şimdi ne oluyor? Resmiyetten dediğim odur. O belge dünyada işinize yarar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın logosu olan her belge işe yarar. O yüzden kesinlikle. Film yapım kursunda da ben bir sinema filmi yaptım. Evet, pandemi nedeniyle de artık hani büyük bütçeler artık. Ben o filme 50-60 bin lira civarında Cengiz Hoca'yla beraber bir para harcadım. Ciddi bir meblağ. 50-60 bin lira para gitti o filme. Yani bedava da burada çekildi. Burada Ordu gibi ilde kendi evet. imkanlarınızla çektiğiniz bir filme 50-60 bin lira bir bütçe. Aynı gerçekten. Bu da 2 yıl önceki bir, bir çekimdi. Azıncak bir bütçe değil. Ve 50 bin lira da sinemaya vermek için istemişlerdi. Tamam hadi dedim. Onu da bir şekilde sponsor falan buluruz. 25'e düşürdüğümüz bir bütçeyi pandemi girdikten sonra aslında 5 gala yaptık. Özel gala yaptık yani. Hatta bir de muhtarlıklar sayesinde buradan Emre Yayla var. Başarılı bir muhtar. Öncülüğünü o yaptı ve açık hava sineması kurduk. 5 tane gala yaptık filme. Sinema öncesinde halka tanıttık. Ama pandemi girdikten sonra ben dedim artık arkadaşlar YouTube üzerinden gitsin. Hani yeni projelere bakalım. Artık 3 seneden sonra bana kabak tadı gelmeye başladı. Yani. Yormaya başladı artık. Yeni projelere bakamıyorduk. Şimdi ne oldu? İnsanlar sinema filmi talep etmeye başladılar. Aa ne güzel demeye başladılar. İşte bu eğitimler nerede veriliyor dendiği zaman işte piyasada böyle bir eğitim veren bir kurumun olmadığını gördüler. Hocam ben bu konuda her konuda olduğu gibi bu konuda da şöyle bir tespitim var. Sadece ben yaptım diye olmasın. Yani mutlaka bir görselliği de insanları artık tiksindirmesin. Yani baktığı zaman bir şeylerin en azından mesajlar verilsin ki yani hoş bir şey olsun. Sadece işte bir fotoğraf makinesini bir kameraya ele alıp orada tutup da ben bu işi yaptım deyip de bu şekil şeylere veya burada işte bakıyoruz izinler alınmıyor birçok şeyde bunların gayri resmi yapılıyor. Bunları biraz önce dediniz ki bak çok sakatlıklar geçirmeye meyillendik ve geçirdik dediniz. Yani Allah muhafaza bu işin yasal yönünü hiçbir zaman hesabını veremezler. Ve riskli şeyler diyorum. Yine mesajımız var. Celal Topal, sevgili kardeşim Okan Sadri Engin hocam. Selam. Tiyatro başlama olarak çocukluk anınızı kısaca anlatır mısınız demiş. Tiyatroya ilk başlama anınızı. İlk başlama anım şöyle oldu. Yani hepimiz gibi genellikle lisede başlar bu işler. Ben lisede Feza Ersoy hocamla başladım.
Feza hocam şimdi emekli oldu. Hala yaşıyor kendisi. Allah uzun ömürler Allah uzun versin. ömürler versin inşallah. Çok da başarılı bir öğretmendi. Yani aktif, 10 parmağında 10 marifet olan bir kimya öğretmeniydi. Tiyatroyu da yıllardır orada okurmuş, devam ederdi. Onunla başladık. İşte hatta ilk rolü de bana o verdi. Bir ekip toplantısındaydık. Sen dedi Kazım Ağa olacaksın dedi. Sultan Gelin, Cahit Atay'ın önemli bir eseri var Sultan Gelin, onu oynuyoruz. Kazım Ağa'yı buldum dedi. Sen dedi Kazım Ağa'sın dedi. Bir hafta ezber okunurken ben kendi rolümü almıştım. Demek ki bir şeyler Keşke hocam keşfetmiş yani. o filmden ve şeylerden kısa kısa kesitler olsaydı da seyircilerimizle paylaşmış olsaydık. Bir dahaki konuk aldığımızda mutlaka sizi Olur sadece olur. Şey sinemayı yaparız. konuşalım ve o kesitleri alalım inşallah. Evet. Çünkü eğitim, biz spor programı yapıyoruz hocam. Ama Evet. bizim için insanlığa faydalı. Sizi bugün davet etmemizin sebebi asıl. Çünkü yaptığınız iş tamamen uyuşturucuyla mücadele olduğu için biz iyi yapılan her şeyin arkasındayız ve o iyi yapan her kişiyi başımız üstüne taşırız. Her Evet, zaman da mücadelemiz. programımıza açarız. Bir dönem siz birlikte spor camiasının içerisinde birlikte olduk hocam. Evet. Şöyle işte biraz önce bahsettiğim dernek federasyonları. Burada siz de o federasyonlardan bir tanesinden eğitmenlik belgesi almıştınız. Evet, hepimize dağıttılar Hepinize dağıttı ve onu. para karşılığı dağıtıldı biraz Bize önce dediğim bedava gibi. verdiler hocam ya. Onları biz O organize dönem etmiştik yani. ondan sonra para dönemi parayla dağıtıldı. Bunlar 2000-2500 lira gibi paralarla Evet. dağıtıldı hocam. Yani biz biliyoruz Evet çünkü. evet Yani doğru. kesinlikle belki istisna siz almış olabilirsiniz ama kesinlikle parayla dağıtıldı. Onun da Ve acayip paralar dönmüştü. acayip Ben başka bir paralar döndü. sebepten aldım Sonra onu. bu federasyonlar birkaç yıl sonra çıkıyor, isim değiştiriyor. Ve elimize aldığımız bir belge. Şurada şöyle kameraya doğru göstereceğim. Ne yazıyor arkadaşlar? Moda TV. Yani bu Moda TV'nin basın yayın kuruluşu tarafından bir sicil numarası ve netice itibariyle bir resmiyeti var. Ama siz yarın bu belgeler aldığınızda sizde de var o belgeden şu anda. Bir Şu işe anda yaramıyor. gittiğinizde hiçbir resmiyet yok. Yırtıldı Evet. belgeniz, attınız. Gidip federasyondan bu belgenin şeyini bulamıyorsunuz. Ve insanlar bu şekilde bir türlü ceplerindeki paralar alınıyor. Siz bu belgeyle hiçbir faaliyet yapabildiniz mi? Size asıl çünkü işin bir mağduru da siz olarak görüyorum ben, biz olarak görüyorum. Bunu size sormak istiyorum. Şimdi şöyle bir şey. Bana da çok gelirlerdi. Hani dostlarımız da bana çok gelirdi. Beni hep uzak tutardı. Her zaman şunu derdim. Hani ya federasyonsuz işlere beni sokmayın arkadaş derdim ki hep öyle yaptım. Bana o belgenin gelişi bir antrenör dostumla bir paylaşımdan dolayı hani karşılıklı bir paylaşım yapmıştık. O da çok mutlu olmuştu aslında. Hayat memat meselesi bir paylaşımdı. O da o camianın yöneticisiydi. Yüksek rütbeli. Ne oldu? Bana böyle bir güzellik yapmış oldu. Dedi ki hocam yılların antrenörüsün bu belgeyi de ben de sana. O şekilde geldi bana. Aslında daha başka bir federasyondan belge. Sonraki belgelerin hiçbirinde ben almadım. Hiçbir zaman tasvip etmediğimde benim Yani duruşum benim oydu. size sormak istediğim şu hocam. Yani belgenin gelişinden ziyade Evet. bu belge size geldikten sonra hiçbir işinize yaradı Şimdi mı o yaramadı belgeye mı? Ben geleceğim. O belgeye alışım nasıl benim. burada bazı arkadaşların da çünkü mağdur olmaması için konuyu bundan senin dilinden ağzından dinlemek istememin Şimdi onu konusu bu. anlatacağım. Şimdi ya federasyonda açık açık söylüyorum ben. Ata Savunma Sanatı Federasyonu var. Bir baktığım zaman sürece federasyonun sadece bir federasyonu var, sitesi var. Küçük de bir merkezi var bildiğim kadarıyla. Benim Evet. elimdeki tek belge Ata Savunma Sanatı Federasyonu. Ama sürece baktığın zaman sonra bir Facebook sayfası daha oluştu. Ben çünkü isim vererek söylüyorum. Yanlış yaptıklarını da söylüyorum. Ata Savunma Federasyonu belgesi benim sadece evimde duruyor orada. Duruyor. Neden duruyor? Halk eğitim. Yıllardır halk eğitimdeyim. Bunun halk eğitimde geçerliliği yok. Gençlik Spor Bakanlığı'nda geçerliliği yok. Sonra bir şey yapıldı. Üniversiteden bir eğitim daha tertiplenmiş yakın zaman içerisinde. Tertiplenecekmiş. Yine bunlar ücretli. Ve Ama o da üniversite olmadı. logolu olacak bir ata savunma sanatı belgesi vereceklermiş. Facebook grubunda işte bizim de grubu almışlar ne hikmetse. Dedim ki arkadaşlar dedim. İstersen git Washington'dan en şey üniversiteden al dedim. Dünyanın en iyi üniversitesinden al dedim. Bunun dedim Gençlik Spor Bakanlığı'nda ve kurumlarda hiçbir kurumda yetkisi yok.
Bunun dedim federasyonu oluşmamış, lağvedilmiş bir federasyon. Ama dedim bu gibi şeylerle siz hala antrenör olarak gidiyorsanız peşinden dedim. Büyük sıkıntı var dedim. Demek ki dedim burada ben genellikle bu federasyonları şöyle görüyorum. Hani atı savunmayı şöyle ayırıyorum. Hani içine girdiğim için diğer federasyonları da az çok biliyorum. Hocam şunu söyleyeyim. Bürokratik bunların amacı. Yani amacı nedir? Bana başkan insanları desin. Şöyle ben şunu söyleyeyim. Biz gençlik spora müracaatımızı yaptık. Bizim siyasi gücümüz var. Biz kesinlikle federe olacağız. Arkadaşlar federe de olsalar bakın gençlik spora da gitse bu tür şu anda Türkiye'de yaklaşık 15-20 üzerinde dernek federasyonları var. 3-5 kulübün bir araya gelmesiyle kurulan. Kesinlikle bir spor insanı olarak söylüyorum. Antrenör olarak söylüyorum. Federasyonun il temsilcisi olarak söylüyorum. Karate Federasyonu'nun. Evet. Siz 5. kademe teknik direktör dahi olsanız bu özel federasyonlarda siz Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlandığınız zaman Ahmet Ağa ile Mehmet Ağa ile aynı kafadasınız. Çünkü geçerliliği yok. Yok. Siz aynı yardımcı monitör antrenörlük belgesi alacaksınız. Evet. Siz tekrardan şu andaki yeni sistemde uzaktan eğitimle veya üniversitede 6 aylık kursla kursunuzu evet. tamamlayıp 1. kademeyi alacaksınız. Yani boşu boşuna ben yani 3. kademeyim, 5. kademeyim diye hiç bu işlere girip çok paralarınızı harcamayın, yazık ediyorsunuz. Ben bu konuda şu anda faal çalışan bir federasyon var takdir ettiğim. Şöyle Azerbaycan kökenli Alpakut diye bir federasyon. Hiçbir antrenöründen, eğitiminden para almıyor. Evet. Ne zamanki gençlik spora bağlandık, bir o zaman yürüyeceğiz. O zaman bu şartları belirleyeceğiz. O zamana kadar benim kimseden para almıyor. Demek istediğim oydu. Şimdi bu tamam federasyonların mı? İsmini geçirdik. İşte ona bağlayacaktım konuyu şundan dolayı. Şimdi ata savunmaya şunu diyorum. Ya da diğer branşlara. İşte federasyonlaştıktan sonra görüşelim. Federasyonlaştıktan sonra bir şeyler yapalım. Niye? Çünkü ben Ahmet Hoca'ya gittiğim zaman çocuğunu alacaksam ben ona bir şey verebilmeliyim. Öyle ya. Ne güvencem var? Federasyonum yoksa müsabakam da yoktur. Varsa gayri resmidir. Onu da söyleyeyim. Yani lav edilmişsin. Demişti sana federasyonlaşla gel demiş devlet. Hani altyapın çok sağlam değil demiş. Güçlen seni kabul edelim demiş. Hani ben bu federasyonları şöyle görüyorum. İnsanlar belirli bir yerlere gelmek için kuruyorlar. Hani sadece ismini geçirdiğim için söylemiyorum. Diğer tüm federasyonlar için. Ya saysak 20 tane çıkar şu anda yani, hocam. Saymaya gerek yok sadece. Say. Yani çünkü 3-5 çünkü çok basit. Mevzuatta açıklık da var. Burada ben de iyi niyetli görmüyorum. Açık ve net söylüyorum. Çünkü mevzuatta açıklık da var. 5 federasyon kulüp bir araya geldiği zaman federasyon kuruyor. Aynen. Hiç dünyada maçları yapılmamış. İşte hiçbir zaman dünya federasyonlarda adı geçmeyen evet. arkadaşlarımız. Arkadaşlar bu iş bu kadar kolay değil ya. Yani gerçekten kolay değil. Kimsenin de hakkını yememek lazım. Çünkü insanlar zaten zar zor geçiniyor. İnsanlar ekmek kapısı ararken onları biraz dolandırmayalım diyorum yani açık aynen ve netçe. Öyle. Çünkü ben yani. Gelen arkadaşlarım hani Ahmet hocam siz de gelseniz ben derim ki ya hocam federasyonu yoksa beni uğraştırmayın derim. Hani yani. Demin dedim ya hayır demeyi öğrenirsek hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Aynen zaten. Öyle. Hayır diyebilmeliyiz. Aynen öyle. Hayır dedin mi o iş bitti zaten. Karşı taraf art niyetli de olsa sana yaklaşmıyor. Hayır diyemiyorsun ya da art niyetli onun gibi düşünen insanlarla karşı karşıya gelip ekibini kuruyor. Az dostun oluyor ama temiz oluyor. Evet Okan hocam. Son sözlerimizi alacağız. Programımızın sonuna geldik. Son sözlerini alalım sonra programımızı kapatacağız inşallah. Öncelikle teşekkür ederim Ahmet hocam. Değer görüp çağırdığınız için. Şimdi madem öyle biz Altınordu ilçesinde bir kısa film yapım kursu açıyoruz. Oraya, halk eğitim bünyesinde, bunu da söyleyelim. Halk özel eğitim bünyesinde. Evet. Ya buradaki tavsiyem hani daha çok sinemadan konuştuğumuz için sporu da içine katabiliriz. Vaatlere karnınız tok olsun. Çünkü insanlar vaat etmeyi sever. Yani bizim sanat hayatımızın, spor hayatımız da dahil ama sanat hayatımızın %70'i diyorum hoca dediklerimizin vaatleriyle geçti. Biz ne zaman bu vaatlerden sıyrılıp kendi yolumuzu bulmaya başladıktan sonra kendimizi geliştirmeye başladık. Yani herkes bir bireydir. Kendini geliştirirse bu gibi vaatlere ya da bu gibi oyunlara düşmez. Yani tekrar söylüyorum. Hayır demeyi biz profesyonelleşmek olarak algılıyoruz. Evet. Hayır diyebilmeliyiz diyorsunuz. Aynen öyle.
Evet sevgili seyirciler, bu akşamki konuğumuz Okan Sadri Engin, sporcu, tiyatro eğitmeniydi. Güzel konulara değindiğimizi düşünüyoruz. Haftaya bir başka programda aynı saatte başka bir konukla birlikte olmak üzere. Hayırlı akşamlar.